Merhaba arkadaşlar. ÖSM tarzı ödev testiyle sayfa 210'la devam ediyoruz konumuza. Evet hemen başlayalım birinci sorudan. Ne diyor bakalım. Yukarıdaki şekilde bir parabolümüz var. E, iki i̇ki tane doğrumuz var görüyoruz. 4x bölü m ve eksi 4x bölü m şeklinde. Burada oluşan üçgenin alanı 16 birim karedir. Buna göre m nedir diye soruyor. bakalım. Bunları kesişimlerini bulmaya çalışacağız. Yani nerede kesişiyor onu bulalım şimdi. Biz bunları eşitlersek mesela şu şunla şunu eşitleyelim. Yani x kare bölü m eşittir 4x bölü m olacak. Bu m'ler zaten aynı ve m sayısı pozitif bir sayı. Seçeneklere de bakarsak zaten bunu görüyoruz. x kare eşittir 4x. O zaman bunu sağlayan değer ya sıfırdır ya da nedir? 4'tür tabii ki. Yani şurada bir 4 birimimiz var. E, bu da eksi 4x olduğuna göre galiba bu sefer eksi 4'te sağlayacak denklemi. Onu da düşünürsek burası da eksi 4. Eksi 4 ile 4 arası 8 birim. Bu 8 birimi yazalım. Bu üçgenin alanı 16 birimse şurası acaba 4 birim olmaz mı? 8 kere 4 32 yarısı 16 olsun diye. Yani burası 90 derece. Şimdi buradan sonra bize M soruluyordu. M'i nasıl bulabiliriz? Şimdi X'e 4 yazınca mesela şurayı alalım. 4X bölü M yani 16 bölü M ne çıkacakmış? 4 çıkacakmış. 4 çıkacaksa M de 4 olmak zorunda Bursa. Doğru cevap. Üçüncü sorumuza bakalım hemen. Pardon kaydı. Yanlış bir noktaya dokundum galiba. Evet üçüncü sorumuzda ne diyor? Bir parabol ve bir tane keseni var. Eksi 4'e 4 noktasından geçiyor bu arkadaş. C noktasının ordinatı nedir? Şurayı bulacağız. Parabolümüzün denklemini bulabiliriz. Bakın iki noktasında teğet. Teğet ne demiştik geçen yıl ÖSYM'nin olimpiyat sorusunda bu bilgiyi bilmek yeterliydi diye söylemiştim hatırlarsanız. X eksi 2'nin karesi e, çarpı A diyelim biz buraya. Baş katsayısını bilmiyoruz çünkü. 0 yazınca 4 çıkacak. E, zaten eksi 2'nin karesi 4 olduğu için A gereksiz bir sayı burada. Yani e, baş katsayısı sayısı 1 olacak. Demek ki bunun denklemi X eksi 2'nin karesi olacak. Şimdi doğrumuzun denklemi ise Bakın analitikten hatırlayın. Eksi 4'e 0. E, 0'a 4. x'i e Y şeklindeydi. Eksi 4'ten 0'a 4 artmış. Burası da 4 artmış. Zaten eğimin 1 olduğu çok açık. Burası X artmış. Burası da Y eksi 4 artmış. Bunları sadeleştiririz. 1'e 1 olur. Bu şekilde. Çapraz çarpımı yaparsak. Y eksi 4. Y eksi 4 eşittir. X olur. O zaman y eşittir. x artı 4 diye rahatlıkla bulabiliriz. O zaman bu iki denklemi eşitleyeceğiz ve kesişim noktasını bulacağız. O zaman şöyle yapıyorum. x kare e, eksi 4x artı 4'ü x artı 4'e eşitliyorum. Bakın 4'ler gider. 4'ler giderse x buraya transfer olur. Yani x kare eksi 5x eşittir 0 olacaktır. Çarpanlarına ayırırsak x parantezinde x eksi 5. x ya 0'dır. Yani şu 0. Ya da x 5'tir. O da buradaki 5. Neyi soruyor bize? Ordinatını soruyor. Yani absisini sorsaydı daha iyiydi değil mi bizim için? E tabii ki biz ama bu denklemlerden elde edebiliriz. x'in yerine 5 yazarsak 5 artı 4. Kesişim noktası olduğu için ikisi de sağlayacaktır. Doğru cevabımız c şıkkı. Hemen devam edelim. Evet ikinci sorumuz. Ne diyor 2'de? Iki 2 i̇ki tane... Ee... Parabol var, fonksiyonların arasına yerleşmiş. dikdörtgen verilmiş. Dikdörtgenin çevresi 14 birim olduğuna göre C noktasının apsisi nedir diye soruluyor. Bakalım nasıl buluruz? Biz bunu böyle bir düşünelim. Ya bir kere şuradan şu ikisi arasındaki iki parabol arasındaki mesafeyi bulabiliriz. Yani onu yani şurası orijinden geçiyor, burası da sıfır yazarsak ondan geçiyor. Şurası 11 birim ama ne işime yarar? Onu bulmam lazım. Çevresi 14 birim olduğuna göre. Bazı bilgiler elde edebiliriz herhalde. Şunlara biz AA diyelim kısa kenarlara. AA dediğimizde şuralarda galiba eşit olacak. BB diyelim bunlara. Şimdi bir bilgimiz var. 2A artı 4B. 4B artı 2A eşittir 14 birim verilmiş. Hepsini hatta 2'ye bölersek 2B artı A eşittir 7 birim diye bulunabilir. Şimdi Bunu bulduktan sonra e, bilgimiz var burada. Bilgimizi kullanmaya çalışalım. E, yani şu uzunluğu bulabiliriz. Bu uzunluk nedir? Tamamını 10 demiştik biz buranın. Yani 0 ile 10 arası. Tamamı 10 şurası da A ise burası 10 eksi A olacaktır. Bunun uzunluğu. Şimdi bu ne demek? E, biz buraya ne yazdığımızda b yazdığımızda fonksiyona sonuç 10 eksi a çıkacak. O zaman b'nin karesi b'nin karesi eşittir 10 eksi a olacaktır. Galiba soru geliyor. Ben de sizin gibi yazıyorum sadece. Yani nasıl bulurum diye bakıyorum. Şimdi a'nın değerini şurada yerine yazalım. a eşittir 7 eksi 2b. O zaman a gördüğüm yere 7 eksi 2b yazacağım. Devam edelim. Şimdi B'nin karesi eşittir 10 eksi 7 eksi 2B. Şu şekilde yazdık. Şimdi B'nin karesi eşittir. Şu eksiyi dağıtırsak 10'dan 7 çıktı 3 kaldı. Artı 2B kaldı buraya. Şimdi karşı yatalım herkesi. B kare eksi 2B eksi 3 eşittir 0. Yorucu bir soru galiba. Burası b eksi 3'e artı 1 dersek eksi 2'yi verecek. B-1 olamayacağı için B3 olacak. Uzunluk olarak aldık çünkü biz bunu. B3 ise 3, 3, 6. Şuralar 6, 6, 12. 12 ise 14 olması için A1 olacaktır. C noktasının absisi soruluyor bize. Zaten B'yi bulduğumuza göre B3'tü. O zaman de 3 olmak zorunda. Çünkü sağa doğru B birim gitmiştik. Güzel sağlam bir soruydu. Dördüncü soruya bakalım. T1 ve T2 var tepe noktalarımız. iki i̇ki tane parabolümüz var. Neler diyor bakalım. K noktasında kesişmekteler. Sıfır için aynı değeri alıyorlar. Buna dikkat edin. E, sıfır yazdığımızda burası 2M artı 10 oluyor. Bu da 2 eksi 2M oluyor. Emi bulacağız hemen herhalde. 2M artı 10 eşittir. 2 eksi 2M olacaktır. 2M'i karşıya atalım. 2M'i karşıya attığımızda 4M. Onu buraya atarsak eksi 8 m eşittir eksi 2 diye buluruz. Oldukça basit ve pratik oldu. Şimdi t1 t2 arası mesafe nedir? Şimdi şimdi m'i bulduktan sonra yerine yazalım bir. Parabollerimizden birisi x kare eksi 6 x m eksi 2 idi. Eksi 2 ile çarpılınca artı 4 2 daha artı 6 oldu galiba. Diğeri ise x kare artı 8 x eksi 4 artı 6 olacak. Yine 10 eksi 4'ten artı 6'yı bulduk. Şimdi T1, T2 arası uzaklık nedir? Koordinatlarını bulalım. Tepe noktası eksi B bölü 2A ile bulunurdu. Yani burada şunu yapacağız. Bunun tersi 6 bölü 2'den 3 olacak. X'in yerine 3 yazarsak 3'ün karesi 9 eksi 18 artı 6. 9 artı 6 15, 18 çıkarsa eksi 3. Yani T1 noktası 3 için eksi 3. Yani biz tabii ki fx'i bulduk galiba. Yani oradaki sıraya göre yazdığım için bir an tereddüt yaşadım. 3 için eksi 3 yazalım biz. 3 için eksi 3. Diğerinde eksi b bölü 2a'dan eksi 8 bölü 4, 2'den pardon eksi 4 olacak. Eksi 4'ü yerine yazarsak 16 eksi 32 artı 6. Burasının sonucu ise e, 16 22 eksi 10 olacak. Yani burası da eksi 4 için eksi 10 oldu. Eksi 4 için eksi 10 oldu. Şimdi bakın eksi 4'ten 3'e 7 birim sağa gitmiş. 7 birim sağa. Eksi 10'dan eksi 3'e 7 birim de aşağı inmiş. Pardon yukarı çıkmış. Artmış çünkü. E, 7 7 bakın 90 derece. Şurası da 7 kök 2 olmak zorunda. C şıkkı doğru cevap. Evet devam edelim. 5. ve 7. sorularımız geliyor. Bakalım. Ee, A köşesi parabolün tepe noktasında eşkenar üçgen verilmiştir. Alan AOB 4 köküç olduğuna göre parabolün denklemi nedir? Şimdi eşkenar üçgenin alanı A kare köküç bölü 4 de bulunur. Oradan bir şeyler çıkartırız. En azından bir kenarını buluruz. Eşittir 4 köküç olacak. Köküçler sadeleşir. A kare 16 diye bulunursa A eşittir 4 olacaktır. Yani eş e, üçgenimizin bir kenarı. Şurası 4, burası 4. O zaman tepe noktasının koordinatını bulmak çok zor olmasa gerek. Şurası tam ortasıdır. Burası 2 birim olacak. E, o zaman şurası da 2 kök 3 olacak. 30-60-90 üçgeni var burada. Çok net görmeniz lazım 30-60-90'ı. Şimdi parabolümüzün tepe noktası 2'ye 2, 2 kök 3. Tepe noktasından parabol denklemi yazabiliyorduk biz. Şöyle yazıyoruz. x 2'nin karesi e, artı köküç yazmam lazım. E, yanlış oldu. Tabi artı köküç değil. Artı iki köküç diyeceğim. Çünkü iki yazınca burası sıfır. Bize iki köküç kalması gerekiyor. Şu noktanın kalması gerekiyor. Başına da bir a sayısı yazıyorum. Şimdi e, biz x'e sıfır yazınca altı köküç çıkacakmış. Demek ki şurası dört köküç çıkacak. Yani e, a çarpı x eksi ikinin karesi eşittir. kaç çıkması lazım dedik. 4 kök 3 çıkması gerekir. burası biraz yorucu olacak. A'yı bulmak, X'i bulmak istiyorsak. Pardon X'e ne yazmıştık? 0 yazmıştık. Pardon. Bir an kafam karıştı. X'e 0 yazıyoruz. Eksi 2'nin karesi 4. 4 A eşittir. 4 kök 3. E, 4'ler sadeleşirse A eşittir. Kök 3 olacak. O zaman denklemimiz. Kök çarpı x 2'nin karesi Artı 2 köküç olacak. Biraz kötü gözüküyor ama evet Edirne doğru cevap. Yanlış görmüyorum herhalde. Doğru. Evet. Hemen devam edelim. Yedinci sorumuz. Fonksiyonumuz var. A, C, X kare, bx artı C şeklinde verilmiş. Verilen bilgilere göre hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi bu arkadaşın kolları aşağı doğru. Kollar aşağı doğru olduğu için A çarpı C küçüktür sıfırdan. Bunu biliyorum ben. Şimdi e, y eksenini pozitif bir noktada kesmiş. O zaman x'e 0 yazarsam sadece c kalacak. c'nin 0'dan büyük olduğunu biliyorum. Dolayısıyla a 0'dan küçük olmak zorunda. Bunu da elde ettik. Başka e, tepe noktası, tepe noktası negatif tarafta. Tepe noktası eksi b bölü 2a ile bulunur. Eksi b bölü 2a ile, tabi burada 2ac oluyor. Bu ifade neymiş? Küçüktür 0'dan. Şu eksiği kaldırırsak B bölü 2 AC büyüktür 0 olur. Eşitsizlik yön değiştirir eksiyle çarptığımızda. Şimdi biz AC'nin negatif olduğunu biliyoruz. Kollar aşağı doğru. AC negatifken sonuç pozitif çıkıyorsa demek ki B de negatiftir. B de negatif olmak zorunda. B de küçüktür 0. Bakın şu 3 bilgiyi elde ettik. A çarpı B sıfırdan büyüktür. Eksiyle eksinin çarpımı artıdır. Evet bu kesinlikle doğrudur. A artı C sıfırdan büyüktür. Şimdi A negatif ama C ne kadar pozitif? C'nin pozitifliği konusunda bir fikrimiz yok. Yani burada negatif de olabilir toplamları, pozitif de olabilir. O yüzden iki numarayı eliyorum. B artı C sıfırdan büyüktür. B artı C. Şimdi B sıfırdan küçük. Bundan eminiz. Ama B artı C. Yani bu da bundan da emin değiliz. Ben buna yalnız 1 diyeceğim ama yine de bir kontrol etmem lazım. Bakalım. Evet herhangi bir sıkıntı yok. Devam ediyorum. Yalnız bir cevabımız. Sekizinci soru geliyor. Bir tane tüneli gördük. Bakalım tünelin sonunda ne var? Parabol şeklindeki bir tünelin taban genişliği 10 metre. Maksimum yerden yüksekliği 6 metredir. Şu en yüksek noktası. Bu tünelin tam ortasından geçecek bir kamyonun genişliği 3 metredir. Kamyonun bu tünel, kamyon bu tünelden geçebildiğine göre kamyonun yerden yüksekliği tam sayı olarak en çok kaç metredir? Şimdi biz bunu bir parabol olarak çizeceğiz. Hemen basit bir çizim yapıyorum. Şöyle bir parabolümüz var. Bizim de evlere şenlikli çizim. Şurada bir aslında şöyle bir. Bu da bizim kamyonumuz olsun. Efsane kamyon. Böyle. E, şuralarda koordinatlarımız var. Yani biz bunu mesela orijine yerleştirelim. Böyle yapalım. Böyle orijinden geçtiğini varsayıyorum. Burayı da şöyle yaptım. Parabolümüz orijinden geçen güzel, gayet güzel bir parabol. Şimdi parabolümüzün denklemini bulmaya çalışalım. Bakın şurası 10 metre ise tam ortası 5 metredir. 5 için hangi değeri alıyormuş? 6 metreyi alıyormuş. Şurası 6'ya karşılık geliyormuş. 5 için 6. E 0'a 0'dan geçiyor. Bir de 10'dan geçiyor. Parabolümüz için yeterince ipucu var diye düşünüyorum. Tepe noktasından gidersek veya şöyle yapalım biz. A çarpı x çarpı x eksi 10 olur galiba. Yani şu noktalara kestiği noktalara bakarsak. 5 için de 6 çıkacak ipucun yerine yazarsak. 5 yazdığımızda a çarpı 5 çarpı eksi 5 eşittir 6. O zaman A eşittir, e, A eşittir yazamadım pardon, A eşittir eksi 6 bölü 25 olacak. 5 kere 5, 25 eksi de buradan geleceğini görmeniz lazım. O zaman şimdi kamyonumuzun genişliği 3 metreydi. Burası 3 metre ise, burası 3 metre ise 10'dan e, 3 çıkartalım. Bizim şu yükseklik soruluyor ama kesirli bir değer çıkacağı için biraz tereddütte düştüm. ondan 3 çıkartırsam 7 yani çünkü şu ortayı çıkartıyorum. E, toplamda şu boşluklara 7 kalıyor. Bunlar da eşit dağılacağı için 7 bölü 2'den galiba 3.5 olacak şurası. Şu noktamız. Biz bu parabolün 3.5 için aldığı değeri bulmamız lazım. E, X'in yerine 7 bölü 2 yazıyorum. A'mızda eksi 6 bölü 25 eksi 6 bölü 25 çarpı 3,5 yani 7 bölü 2 çarpı 7 bölü 2'den 10 çıkartırsak 3,5'dan 10 çıkartırsak e, herhalde eksi 6,5 kalacak. O da eksi 13 bölü 2. Eksinin eksiyle çarpımı artı olacak. Sadeleştirebileceğimiz ifadeler varsa sadeleştirelim. 2'ye bölünür 3 olur. Bir yerde hata yaptığımı düşünüyorum. Bakalım. Pardon herhangi bir hata yapmıyorum. Yani bize şunu söylemiş. Kamyon geçebildiğine göre kamyonun yerden yüksekliği tam sayı olarak en çok kaç metredir? Yani bize tabii ki oraya sürtecek diye bir şey yok oraya. Biz yani sürter noktada buluyoruz. En yani maksimum yüksekliği buluyoruz hani sürterek. Bundan daha küçük bir değerde olabilir tabii ki. O zaman biz şunu bir hesaplayalım. 3 çarpı 13 çarpı 7 91. 3 ile çarparsak 273. Alt tarafta da 25 var. 2 var. 50 var. 250 olsaydı 50 olurdu. Demek ki bu 50 küsür şey pardon 5 olurdu. 5 küsür burası. Yani 5 yani burası büyüktür 5'ten. O zaman bizim alabileceğimiz en büyük tam sayı değeri 5 olmak zorunda. Güzel soru. Hemen altın soruya bakalım. Altın soru ne diyor bize? Düz bir zeminde dik olarak konumlandırılan 40 metrelik direğin ucundan yukarı doğru fırlatılan bir cismin t saniye sonra yerden yüksekliği bu fonksiyonla verilmektedir. Bu cismin yerden yüksekliği en çok kaç metre olur? Şimdi yani şöyle bir rampa gibi düşüneceğiz. Yani bir basit çizim yapalım. Burası y ekseni olsun. Bir de x ekseni çizeyim şuraya bir yere. Şimdi e, nereden? 40 metrelik direk. Burada 40 metrelik direğimiz olsun. Şurada. Şöyle fırlatılıyor direkten. Böyle. Bir yerde tepe noktası var. Tepe noktasına geliyor. Bize bunu yüksekliği soruyor. Şimdi bunun tepe noktasının koordinatını bulacağız. Neydi? Eksi B bölü 2A'ydı. Yani eksi 16 bölü eksi 4 olacaktır. Şunlar sadeleşir. 16 bölü 4'ten 4 olur. Neyi bulduk biz? Şurayı. Yani x 4 X4 için maksimum değerini alıyormuş. Şimdi x'e 4 yazarsak şurası 4'ün karesi 16. 2 ile çarparsak eksi 32 e, artı 64 artı 40. Düzenlersek buradan 32 kalır. 40 artı 32. 72 metre olmak zorunda. C şıkkı doğru cevap. Evet. Dokuzuncu sorumuz. Neler var? Bakın yine bir e, güzel bir cisim var. Direkler var. ve 25 metre yerden yükseklikte. Hemen sorumuza bakalım. Ee, yere dik konumlanan eşit yüksekte iki direk arasındaki şekildeki A noktasından B noktasına hareket eden ip cambazın parabolik hareketine ait fonksiyon denklemi verilmiş bize. Cambazın yere en yakın olduğu anda yerden yüksekliği 25 metre. Tamam. Yerden yüksekliği 25 metre. Ha tamam pardon ben bir an C noktasına kadar diye görüyorum ve diyorum Allah Allah orası nasıl 25 metre diye düşünüyorum. Bir gariplik olduğunu düşünüyorum. Ee, Cam bazın yeri en yakın olduğu anda yüksekliği 25 metre. Direklere dik uzaklığı 15 metredir. Dik uzaklığı 15 metredir. Yani şu AC ile CB'nin 15 metre olduğu söylenmiş galiba bize. Pardon. Buralar 15 metre diye düşünüyorum. Şimdi biz burada hemen bir koordinat ekseni oluşturacağız. Ee, yani koordinat eksenini şuraya yerleştiriyorum. Bakın. Böyle yerleştirdiğimi varsayalım. Bir de bu taraftan zaten çizilmiş ama biz gösterelim şöyle bir. Getirelim bunları. Çizdiğimizde bir koordinat eksenimiz oluştu. Yani burada şurası 15 değeri için bir tepe noktamız var. 15 için ne olacak? 25 olacak. 15 için 25 değerini görüyorum. Şimdi başka başka bilgimiz var mı? 0 için yani burada ne söyleyebiliriz? Ne söyleyebiliriz? Emin olamadım açıkçası. Emin olamadığım için düşünüyorum. O halde varım. Evet yani çok da fazla bir şeye gerek yok aslında soruda onu görüyorum. Yani fonksiyon verilmiş zaten. Bakın 15 yazdığımızda 25'i veriyor burası. Bunda bir sıkıntı yok. 15 metreleri de gördük biz bunların 15 metre olduğunu. Şimdi 0 yazınca direğin boyunu buluruz herhalde. 0 yazarsak x'in yerine 15'in karesi gelecek. 225 bölü 5 artı 25. 225'i 5'e bölersek kaç oluyor? 45 oluyor. 45 artı 25'ten 25'i toplayın. İşlemi hızlı olan birisi 70 dediğiniz duyar gibiyim. Evet, Defne sen mi söyledin 70'i. Evet. En son Defne arkadaşımız yorum yazmıştı. O yüzden onun ismini kullandım. Burası 70. Şimdi şurası 70 metre. Bu direk de eş direk olduğu için burası da 70 metre. Direklerin yüksekliği 50 metredir. Elendim. Evet, bu gitti. Ee, başka. Şekilde h yüksekliği 45 metredir. Şimdi e, toplam 70 metre yerden yükseklik var. 70'ten 25 çıkarırsak 50 45 kalıyor evet. Doğru. Damlardan etkilenmedi. H yüksekliği en çok 25 metredir. CT H yüksekliği en çok 25 metredir. Yani bu en çok olduğunda ne oldu? Biz 35 bu. Yani 45 bulduk burayı. O yüzden bu da yanlıştır. Doğru olan yalnız 3 B şıkkı Bursa doğru cevap. Evet 11'in sorumuza bakalım. Yılbaşı kutlamaları için 80 metre yüksekliğindeki bir binanın çatısından saat vesaire vesaire de fırlatılmak üzerinde ayarlanan havai fişeğinin zemine dik bir şekilde hızla fırlatılan t ts süre yerden yüksekliği bu kadar metre fonksiyonuyla veriliyor. Özelliği gerek gereği en yüksek noktaya ulaştığında patladığına göre havai fişeği patladığında yeni yıla gireli 4 saniye olmuştur vesaire. Hava fişek yerden 176 metre yükseklikte patlamıştır. Hava fişek 1 saniye erken patlamış olsaydı yerden 170 metre yükseklikte patlamış olurdu. Bakalım neler neler diyor çok ilginç bir soru. Şimdi 80 metre yükseklik bina olduğu için kaba taslak şöyle bir çizim yapıyorum. Şuradan az önce böyle bir çizim yapmıştık hatırlayın. Böyle bir parabol. Şöyle bir parabol. Tabi parabolün sağa doğru devam etmeyecek. Çünkü patlayacak burada. Şu noktada patlayacak. Biz patlayacağı nokta bunun tepe noktası olduğunu biliyoruz. Eksi B bölü 2A. Yani eksi 48 bölü eksi 12 olur. Şunun iki katı. Eksiler gitti. 48 bölü 12'den 4. Yani 4. saniyede tam olarak yeni yıla girdik. 4. saniyede evet patlayacak. Bu bilgi kesinlikle doğru. Ee, peki peki 4 saniye yazarsak buraya t'nin yerine 4 yazarsak 4'ün karesi 16. Eksi 6 ile çarparsak eksi 96. 4 çarpı 48 o da 2 tane 96 yapar. Onu 2.96 yazacağım üşendim. E, artı 80. 2.96'dan 1.96 çıkarsa 1 tane 96 kalır. 80 artı 96 176 olur ki bu bilgi de doğrudur. Bir saniye erken patlamış olsaydı 170 olacaktı. Yani 3. saniyede patlasaydı. 3 yazalım bakalım. 3'ün karesi 9. 6 ile çarparsak eksi 54. 3 kere 48 144. Artı 80. E, ee, 190, 80, 170 oldu. Bu bilgi de doğru. Kesinlikle. O zaman E şıkkı 1, 2, 3 olmak zorunda. Evet 12. sorumuz geliyor. Zeynep elindeki topu attığında ilk olarak koordinat düzeni başlangıç noktasına düşerek aşağıdaki parabolik yolları izliyor. Topun birinci bölümde izlediği parabolik yolun fonksiyonun baş katsayısı A, ikinci bölümde izlediği fonksiyonun baş katsayısı B'dir. Top birinci bölümde en çok H1'e, ikinci bölümde en çok H2'ye çıkmıştır. H1 bölü H2, 2A bölü 3 eşitliği bulunduğuna göre B kaçtır? B kaçtır? Evet güzel bir soru. Şimdi şöyle yapalım. Biz şuradan yani burası 4 birim olduğuna göre tam ortası 2'dir. Şimdi 4 ile 6'nın ortası ise 5'tir şurada. Yani 2 için burada tepe noktasını alacak. Burada da 5 için tepe noktasını alması gerekiyor. Şimdi baş kat sayılarının AB olması bizi nasıl etkileyecek? H1 bölü H2. k bölü 3 olduğuna göre B kaçtır? Buradan anlamaya çalışıyorum. Tam anladığımı söyleyemem. Parabolün denklemini şuradan. Şu parabolün denklemini yazabiliriz aslında. Nasıl yazarız? Çünkü şurada sıfırdan geçiyor. Yani gerisi kolay gibi gözüküyor. Ama bir noktaya daha ihtiyacımız var. O da muhakkak. Bir yazalım biz bunu. Şöyle yazalım. Yani şurası 0 için x olacak. 4 için x eksi 4 olacak. Bunun baş kat sayısı a'ydı. Onu da yazalım. Zaten bunu söylemişti. E, 2 için maksimum değerini alacak. Yani h1, şu h1 mi oluyor? E, birinci bölümde h1. Evet. H1'i bulmak için ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. E, x'in yerine 2 yazıyoruz. O zaman a çarpı 2 çarpı eksi 2. Bu şekilde. O zaman eksi 4 a. h1 eksi 4 a'ymış. h2'yi bulalım. h2'yi nasıl buluruz? Bu da e, b çarpı x eksi 4 çarpı x eksi 6 olacak. Soru yavaş yavaş geliyor galiba uğraştıkça. 5 yazınca da h2'yi bulmam lazım. Şimdi 5 yazarsam buraya 5 yazdığımda b çarpı 1 Çarpı eksi 1 olacak. Yani eksi B olacak HB'de. Eşittir. 2A bölü 3. Soru çıkıyor gibi gözüküyor. Eksiler gitti. 4A ile 2A sadeleşirse 2. Çapraz çarpımlar yaparsak B'yi 6 diye bulabiliriz. Güzel soruydu gerçekten. 10. soru. Laboratuvar koşullarında üzerinde çalışılan bir maddenin sıcaklığı eksi 10 santigrat derece iken T salin sıcaklığında sıcaklığı bu fonksiyonla verilmektedir. Bakalım hangileri doğrudur? Maddenin sıcaklığı en fazla, en yüksek sıcaklığı 1 saniye sonra, madde 2 saniye sonra ısınır. Önce ısınır sonra soğumaya başlar. Şimdi. Bakıyorum. Bir parabolik bir denklem var. Bunun tepe noktasını bulacağız. Tepe noktası eksi b bölü 2a'dır. Yani eksi 20 bölü. Bunun iki katı eksi 20 olacak. O yüzden birinci saniyede bu değere ulaşır. Birinci bir yazarsak T'nin yerine eksi 10 artı 20 eksi 10 eşittir 0. Maddenin sıcaklığı en fazla ki kollar aşağı doğrudur. Kollar aşağı doğru olduğu için bir tepe noktası vardır. Bu bilgi doğrudur. Kesinlikle. Madde en yüksek sıcaklığına 1 saniye sonra ulaşır. Evet bulduk az önce biri. Bu da doğru. Madde 2 saniye sonra ısıtıldığında önce ısınır. Çünkü tepeye çıkacak. Sonra soğumaya başlar aşağı doğru iner. O yüzden 1, 2, 3 doğru olmak zorunda. Evet arkadaşlar bu seferlik burayla yetinelim 12 soru çözdük ama çok fazla değil tek çift fonksiyonlara görmüş olalım sadece yani isterseniz bir giriş yapalım sonra testini çözelim birkaç dakika uzatalım isterseniz belki tek çift fonksiyonlar işlenmiştir arkadaşlar tek çift fonksiyonlar çok basittir eğer işaret değişiyorsa yani x'in işaret değişince fonksiyon işaret değişiyorsa tek değişmiyorsa çift fonksiyondur. Bunları hiç ezberlemeyin. Bakın şöyle basit düşünün. Basit örneklerle düşünün. Nasıl düşünün? Çift fonksiyon deyince aklınıza x kare gelsin. Tek fonksiyon deyince aklınıza x küp gelsin. Şimdi x karenin grafiği şu şekilde. Bu y eksenine göre simetrik. x küpün grafiği ise orijine göre simetrik. Şöyle dans eden güzel bir figürü var. Bunlar aklınıza gelsin. Tek fonksiyonlar orijine göre simetrik. Çift fonksiyonlar y eksenine göre simetrik. x kare var elimizde x kare eksi 2'nin karesi de 4'tür. Artı 2'nin karesi de 4'tür. Eksi 2'nin küpü eksi 8 iken artı 2'nin küpü artı 8'dir. E, bir fonksiyon hem tek hem çift olamaz. Yani bir fonksiyonda x kare artı x küp olamaz. Sonuçlara bakarız. 2 yazdığınızda 4 artı 8 çıkar. Eksi 2 yazdığınızda 4 eksi 8 çıkar. Değerler tamamen değiştiği için ne tek ne çifttir. Basit bilgiler. Hemen örneklerimize bakalım. Örnek 1 diyor ki Gerçel sayılar kümesi tanımlı hangileri tek veya çift fonksiyon olup olmadıklarına vesaire 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 bakalım. Şimdi üst taraf bu x kare. Zaten bariz örneğimiz bu bariz örneğimiz. Çift fonksiyon bu tek fonksiyon çok net. x kare artı x bakın 2 1 olmaz. Bu ne tek ne çift bu gitti. Ee, x kare artı 2 bölü x küp artı x. Bakın üst tarafa bakın. Şurada gizli bir sıfır var. Bunların hepsi çift. Bunların hepsi tek. Çift bölü tek. Mesela çift bölü tek. Bu 4 eksi 1'den 3 olacaktır. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Çok basitçe düşünürüz. Ve doğrudur. Bu fonksiyon tek fonksiyondur. Bu şekilde yapabiliriz. Evet hemen geçiyorum örnek 2'ye. fx tek fonksiyon olduğuna göre tek fonksiyonda içindeki eksi dışına çıkar. Bu kadar. Bitti. 2fx 1fx daha 3fx eşittir 3x artı 12 çarpı 3 bölü 3 diye geçer. F3 nedir? F3 nerede? Burada. F3 eşittir. X'in yerine 3 yazıyoruz. 3 kere 3 9. 9 12 daha 21 bölü 3. 21 bölü 3'ten cevabımız 7. Bitti. Orijinal bilgi notu ne diyor bize? Bir fonksiyon tek veya çift fonksiyon olmak zorunda değildir. Evet. Az önce bunu söyledik karma ise tek de değil çift de değil. Tek ya da çift. Bu arkadaş mis gibi çift. Y eksenine göre simetrik. Evet bu kesinlikle tek. Bakın 1 için 3 eksi 1 için e, eksi 3. İşaret değiştirmiş. Bu fonksiyon 2'ye 2. Iki, görüntüye göre bakarsak eksi 2'ye de eksi 2. İşaret değiştirdiğine göre orijine göre simetrik olduğuna göre bu fonksiyon kesinlikle tek fonksiyon. Evet dördüncü bilgimiz. Bakın bu fonksiyon 2 için 0 olmuş. Eksi 2 için 0 olması gereken Çift olması için ya da tek olması için çok fark etmeyecekti de. Bu fonksiyon tek de değil çift de değil. Beşincisi bu fonksiyon çift fonksiyondur. Neden çift fonksiyondur? Y eksenine göre simetriktir çünkü. Katlayın bunlar üst üste gelsinler. O yüzden ne soruyordu bize? hangileri tek ya da çifttir diye soruyordu. Örnek 4. F fonksiyonu y eksenine göre yani böyle demek ki çift. G fonksiyonu orijine göre simetrik olduğuna göre demek ki G bu şekilde o da tek olacak. Şimdi F çiftse içindeki eksinin hiçbir önemi yoktur. Silin gitsin. G buradaki eksi dışarıya çıkar. Eksi ile eksinin çarpımı ise artı olur. Olay bitti. F2 bölü F2 sonuç 1. Yani buradan 3 çıktı. G3 bölü G3 1. Buradan da 2 geldi. 3 2 daha 5. Allah'ım çok mu kolay ne? Evet hadi bir sayfa daha devam edelim. Sınırları zorlayalım biraz. F çift G tek diye verilmiş. Hangileri tek fonksiyondur? Çiftle teki toplarsanız hiçbir şeye benzemez. X kare artı X küp. Gitti. Çarparsanız X kare ile X küpü. Üstler toplanır. X üstü 5 eder ki bu fonksiyon tek fonksiyondur. Bu doğrudur. Evet x çarpı fx çift fonksiyondu. Yani işte x çarpı x kare artı x küp düşünün. Sonuç 2x küp eder ki mis gibi tek fonksiyondur. E, 2 ve 3 tek fonksiyondur diye söyleyebiliriz. Devam edelim. Polinom şeklinde verilen fonksiyonlar için eğer tek fonksiyonsa çift dereceli x bulunmayacak. Onun için de katsayıları sıfır olması gerekir veya tersi. Hemen örnek 6'ya bakalım. Örnek 6 diyor ki bize çift fonksiyon olduğuna göre x küpün işi yok burada. O zaman x küpün olmaması demek yokluk. Matematikteki yokluk ne demek? Yokluğunu nasıl anlatırsınız? Sıfırla anlatırsınız değil mi? Yani burası sıfır olmak zorunda. Demek ki A3 a 3 olacak. a'yı 3 bulduk. Şimdi gelelim. x de olmayacak. Yani şurada gizli birimiz var. O zaman b de 1 olacak. Fonksiyonu yeniden düzenleyelim. 3x kare artı 3 oluyor. 1 artı 2'den 3 oluyor. F2 nedir? 2 yazarsak 2'nin karesi 4, 4 kere 3 12 artı 3'ten 15 diye bulunabilir. Hemen sayfanın üstüne çıkalım. Örnek 7. Fonksiyonu tek fonksiyon. Tek fonksiyonsa x üstü 4 bulunmaz. Demek ki a eksi b 3 olmak zorunda. Şimdi e, a eksi 2 de 0 olmak zorunda. Demek ki a 2 olmak zorunda. A'yı 2 buluyoruz. Şimdi A2, A-B 3 olacaksa 2-B eşittir 3. Demek ki B eşittir, eksi 1'dir. Şimdi düzenleyelim. A'mız kaçtı? 2-1'den şurası sadece x küp kalıyor. f -1 eksi 1 olacaktır. Kolay sorular. Örnek 8. Galiba bununla dersi bitireceğiz. Oo, 35 dakika olmuş. Bitirelim tabii değil mi? f1 eksi x f x 1'dir. Bakın dikkat edin ne oluyor? 1 eksi x x eksi 1'e. İçindeki eksinin önemi yok demek ki. Önemi yoksa bu çift fonksiyondur. İçine eksi bir değer yazdığınızda sonuç değişmiyorsa çift fonksiyondur. Demek ki şu x üssü 1 olmaz. x üssü 1 olmazsa m 0 olmak zorunda. O zaman m 0 ise f x eşittir x kare artı 2 olur. Şimdi gx fx 1 olduğuna göre Şimdi bize ne soruluyor? Hiç uğraşmayalım. F1 soruluyor. F1'i bulmak için 1'in karesi artı 2. G-1 soruluyor. Yani şurası G-1 ise bakın şuraya eksi 1 yazdığınızda buraya da eksi 1 yazacaksınız. F-2'ye ihtiyacınız olduğunu görmeniz lazım. F-2'ye ihtiyacımız var demiştik. O zaman F-2 yerine yazarsak 2nin karesi 4 artı 2 olur. 1'in karesi 1, 2 daha 3, 4 2 daha 6, toplamları 9 olacak. Arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.